13 yılı Türkiye Avrupa Birliği'ne gösterdik. Bugüne kadar hizmet eden bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani bir tıkanma var. Son 2,5 yıldır, 5 yıldır temsil eden büyük elçilerimiz Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ve memleketi reformlara imza atacaktır. Ve bununla çalışmalar nelerdir? Bunları da arkadaşlarımızla paylaşmak üzere. Sayın Bakan, Sayın Eş Başkanlar, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine önem veren bir ülkeyiz. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yolunda gitmesi ve arzu ettiğimiz hedefin gerçekleşmesi bakımından da epey çaba sarf etmiş. Özellikle 2002-2007'de müzakere alım tarihine giden süreçte önemli reformların hamalığını da yapmış bir siyasetçi olarak doğrusu geldiğimiz nokta ile ilgili kendi düşüncelerimi de söylemek istiyorum. Bu düşüncelerime katılanlar olur, katılmayanlar olabilir. Katılmayanlar açısından benim sözlerimin ifade özgürlüğü kapsamında aykırı görüşler olarak da değerlendirebilirsiniz. Onu da baştan ifade edeyim. Arzumuz ve isteğimiz Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlam bir zeminde sürdürülmesi, sağlıklı bir yol takip etmesi ve ortak hedefe birlikte ulaşabilmemiz. Evvela şunu kabul etmemiz lazım. Avrupa Birliği bir hayır kurumu değildir. İyilikseverlerin, hayırseverlerin bir araya geldiği bir kurum değil. Ortak değerler üzerinde inşa edilmiş bir menfaat birliğidir. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği her iki tarafında lehinedir. 50 seneyi aşan bir süreden beri de ahdi taahhütler çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa'yla bütünleşme çabası, gayreti devam ediyor. Hedefimiz tam üyeliktir. Bunun dışındaki başka bir statü, başka bir tercih bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir husustur. Bunun altını çiziyorum. Eğer bunun dışında bir düşünce, bir tercih varsa Türkiye'yi oyalamanın hiçbir anlamı yoktur. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle değerli üyeler, değerli katılımcılar, Türkiye görünürde müzakere tarihini almış, müzakerelere başlamış bir ülke olarak gözüküyor. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin müzakere edeceği başlık kalmamıştır. Bir kısım ülkelerin çok da doğru olmayan gerekçelerle, siyasi mülahazalarla önemli başlıkların üzeri kapatılmıştır. 20 başlık bugün müzakere edilemez haldedir. İşin bu noktasına baktığımızda Türkiye müzakere eden bir ülke midir? Yoksa müzakeresi engellenen ya da oyalanan bir ülke midir? Bunun konuşmanın zamanı geldiği kanaatindeyim. Onun için toplantının parlamento çatısı altında burada yapılıyor olması bir otel yerine bence çok anlamlı. Çünkü parlamentolar her şeyin açık açık konuşulduğu, dile getirildiği platformlardır, mekanlardır. Onun için bugün bu toplantıda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha net, daha açık, daha kısa cümlelerle konuşma zamanı gelmiştir. Çünkü 50 yılı aşkan bir zamandan beri belli bir noktaya geldiği farz edilirken bu defa siyasi mülahazalarla konulan engeller sebebiyle, blokajlar sebebiyle Türkiye müstakil bir bakanlığı da ki tercihinin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Bunun en üst düzeyde bir kararlılık göstergesi olduğu ortadadır. Buna rağmen müzakere edecek başlık bulunamamaktadır. Toplantının başarılı geçmesi dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.